Benim elimden titrediğim zaman kahve bardağını alıp bir yere koyuyorlardı kendimi yakmayayım diye. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. Yani şu seviyedeydim. Karşıdan hissediliyordu şöyle. Beyin MR'ları falan çekildi. Parkinson'sun dediler. Sendeki titremeden ziyade hareket kısıtlılığı. 5 yıl sonrasını göremiyoruz hastalığının. Sol tarafınızda ciddi derecede kas kaybı var. Yani hareket kısıtlılığı başlamış. Süreç tekerlekli sandalyeye, yürürken kilitlenmeye kadar gidiyor. Babamla ilgiliydi benim travmam. Ben çocuğum diyorsanız babanız kötü bir tepki veriyor o gün, değil mi? Evet, yani o işin içinden çıkamadığım bir nokta vardı. Ben ofisinize gelene kadar travmam benim neydi diye çok düşünüyordum. Hatta telefonda ilk çıkan arkadaşlara dedim ki ben travmamı bilmiyorsam ne yapacağız? Onlar da dediler ki biz travmanızı bulmanıza zaten yardımcı olacağız. Şu anki yaşamımla ilgili, geçmişimle ilgili sorular sorulduğunda aklıma sadece o an geldi. O ağlamalarım, titremelerim, inanılmaz titredim. O tepkileri seviyoruz. Nasıl peki şu an? Benim elimden titrediğim zaman kahve bardağını alıp bir yere koyuyorlardı kendimi yakmayayım diye. Şu an yok değil mi bir şey? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ben böyleydim hocam, böyleydim. Şu şekilde elime bir şey götürdüğüm zaman şu şekilde içiyordum. Şu an gayet rahat götürüp getirebiliyorum.